İzmir'e dair TV ekranlarından merhabalar. Bir Finansa Dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyicilerimiz, bir yılı daha bitirirken bugün sizlerle işletmelerimizi bütçeyle yönetme konusunda sohbet etmek istiyorum. 2022 yılının sonuna gelirken artık Aralık ayına girdik. Bu yılda bitecek. Dünyada her gün bir şeyler değişiyor, bir şeyler gelişiyor. Her gün farklı bir değişime uyanıyoruz. Bunun içerisinde şirketlerimizin sürdürülebilirliğiyle ilgili, devamlılığıyla ilgili, bunların devamlılığını sağlamakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Ama değişime ayak uydurmakta veya bizleri nelerin beklediğini çoğu zaman bilemiyoruz, ölçemiyoruz. İşte buna araç olduğunu düşündüğüm bütçe yönetiminden bahsetmek istiyorum sizlere. Yani işletmelerimizi bütçe ile yönetmek. Bütçe dediğimizde doğal olarak gelecekten bahsediyoruz. Yani neler olacak? Ekonomik dünyada neler olacak? Coğrafi olarak neler değişecek? Bunlar işletmelerimizi nasıl etkileyecek? Bunlar karşısında nasıl önlemler alacağız ki kararlar alabilelim, sürdürülebilirliği, işletmelerimizin devamlılığını sağlayabilelim. O nedenle bütçe konusunu bir kez daha konuşmak istiyorum. Belki daha önce işletmelerinizde hiç bütçe çalışması yapmamış olabilirsiniz. Yapmış olanlar için de bildiğiniz gibi yani geleceği öngörmek, geleceği planlamaktan bahsediyoruz. Peki hani bütçe kendi içinde böyle biraz havalı bir şey. İşte biz de bütçe yapalım. Kurumsal işletmelerimizde bu var. Bütçe bir kültür işi her şeyden önce. Bir disiplin işi. O nedenle nasıl yapılacağı ile ilgili mutlaka hani ihtiyacı, gereğini anladığımızda nasıl bir yol haritası çıkaracağız, nasıl bir çalışma yapacağımız mutlaka bunun yöntemleri, bilimsel metotları var. Bunları yapabilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki tamam biz de bütçe yapmak istiyoruz. Nereden başlamalıyız? Neleri yapmalıyız? Biraz böyle yol haritası olsun diye bazı noktalara değinmek istiyorum. İlk önce geleceği öngörmek istiyorsak ilk kafamızı yormamız gereken şey strateji. Yani bizim gelecekteki stratejimiz ne olacak? Ortaya işletmelerde bir strateji planının çıkarılması gerekir. Ne demek istiyoruz? Yani biz nasıl devam etmek istiyoruz hayatımıza? Bir karlılığımızı arttırmak istiyoruz, pazardan yeni bir pay mı almak istiyoruz, işte sadece yurt içine hizmet veriyoruz, ihracat mı yapmak istiyoruz, büyümek mi istiyoruz, küçülmek mi, yeni bir yatırım yapmak mı istiyoruz? Yani öncelikle strateji planının belirlenmesi lazım. Peki kim yapacak bunu? Strateji planı bir yönetim işi. İşletmenin tepesi, işletmeyi yöneten kişiler belirleyecek ki buna göre bir yol haritası, hareket planı belirlensin. Peki strateji planını belirledik. Eğer bütçe çalışmasına başlayacaksak yapmamız gereken başka bir adım bizim kısaltılmış haliyle PEST analizi dediğimiz yani politik faaliyetler, ekonomik durumlar, sosyolojik durumlar ve teknolojik durumlarda nasıl bir değişim bizi bekliyor, nasıl değişiklikler olacak bunu belirlememiz lazım. Çünkü neden böyle? Çünkü hepsinin işletmenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi var. Bu etkiye karşı önlemler almamız gerekiyor. Zaten geleceği öngörmek, bütçe yapmak, gelecekte olası sert dalgalanmaların etkisini işletmenin üzerinde kırabilmek için yaptığımız bir çalışma. Peki PEST analizinde yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken şey ne? Aslında PEST analizin içinde şu var. Belki bütçeye bir finansal işlem gibi bakıyoruz. Evet, ekonomik değerleri ölçtüğümüz, yani yönetimin, işletme yönetiminin gelecekteki rakamlarla ifade edilmiş hareket planı aslında bütçe. Peki birçok etken var. Operasyonel risklerimiz var, coğrafi etkiler var, teknolojik etkiler var, dış çevrede olanlar, işletme içinde olacak olanlar var. Peki belki dünyadaki ülkeler arasındaki durumu biz belirlemiyoruz. Savaşları biz çıkarmıyoruz ama bunların hepimize, hem insanları hem firmalarımızı etkileyen sonuçları var. İşte bu sonuçları ölçebilmek için bütçe finansal yönetimin
en temel unsurlarından bir tanesi. Aldığımız malı tekrar aynı fiyata alabilecek miyiz? Sattığımızı aynı fiyata yerine koyabilecek miyiz? Veya işte kurdaki dalgalanmalar, enflasyondaki belirsizlikler, bunlarla ilgili bir önlem alabilecek miyiz dediğimizde aslında finans yönetiminden bahsediyoruz. Dediğim gibi tüm bunları biz belirlemiyor olabiliriz ama işletmemizin sürekliliği için bunlar için gerekli olan faaliyetleri, gerekli olan önlemleri almamız gerekiyor. İşte şirket içinde veya şirket dışında olması beklenilen bütün durumlara karşı önlem alabilmemiz için, yani finans yönetimimizi güçlendirmemiz için yapmamız gereken işlemlerden, sonuçlardan bir tanesi, fonksiyonlardan bir tanesi bütçe hazırlamak. Peki diyeceksiniz ki biz bunu hiç yapmadık, neler yapabiliriz? Bu konuda biraz size bugün yol göstermek istiyorum. Her şeyden önce aslında belki düzenli bir o hareket planını yaparak bütçe oluşturmamış olabiliriz ama şirketlerimizi yöneterken kafamızda hep şu var. Biz ne kadar neler yapıp ne kadar satabileceğimizi biliyoruz. Ne üretebileceğimizi biliyoruz. Kapasitemizin ne olduğunu biliyoruz. Ne satabileceğimizi de biliyoruz. Ama bunların hepsinin birlikte bir araya gelip nasıl sonuçlar doğuracağını, nasıl etki edeceğini sistematik olarak yapmayabiliyoruz. O zaman gelin ne yapmamız gerekiyor? Bu kısa sürede size bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer zaten bir faaliyetiniz devam ediyorsa ki, hani şirketinizi yeni kurmamışsanız, geçmişe dair bazı istatistik bilgileriniz var. Yani neyi sattığınızı, ne kadar sattığınızı, kaç liraya sattığınızı zaten biliyorsunuz. O zaman buradan başlayalım. Öncelikle benim gelecekteki satış hedefim ne olacak? Yani hacim olarak ne olacak? Fiyat olarak ne olacak? Bunu çıkarabilirsiniz. Müşteri bazında, ürün bazında ne kadar detaya inebilirseniz. Biz farklı eğitimlerimizde bunları böyle daha detaylı olarak konuşuyoruz. Burada size bir farkındalık yaratmak istedim. Peki satış hedeflerimizi belirledik. Dönüp buna göre peki kapasitemiz bu satışı eğer üretim yapıyorsanız üretim yapmaya kapasitemiz yetiyor mu? Dönüp bir üretim tarafındaki değerleri gözden geçireceksiniz. Belki makinanız yetersiz, belki makinanız eskidi. Orada belki önceden önlemler almanız gerekiyor. Peki baktık kapasitemiz de buna yetiyor. Peki üretim yaparsak biz bir ham madde almamız gerekecek. Ham maddeyi kaça alabiliriz? Nereden alabiliriz? Tedarik edebilir miyiz? Bakın bütçe aşamasının belki de en kıymetli tarafı bu. Bir şeyin daha olmadan bütün olasılıklar üzerinden geçmek. Peki ham maddeyi nasıl alabileceğimizi ya da ticari al sat yapıyoruz. Bu ticari malı nereden alıp kaç liraya alabileceğimizi, kaç liraya satabileceğimizi, bakın bir fiyat bilgisinin de üzerinden geçiyoruz. Dolayısıyla aslında işletmeyi daha işlemleri gerçekleşmeden bütün olası olumsuz bir durum varsa bunları önceden öngörmemizi sağlayan süreç bizler için, işletmelerimiz için işletme bütçesi. Diyeceksiniz ki belki ya bu kadar belirsizlik ortamında nasıl bunları öngöreceğiz? Bakıyoruz işte kurlar değişiyor, neyi tahminleyeceğiz? Hiç önemli değil biliyor musunuz? Yani belki siz işte X birim diyeceksiniz kura ama başka bir şey gerçekleşecek. Ama şunu görürsünüz. X birim olsaydı sizin faaliyetlerinizin sonucu ne olurdu? Farklı bir şekilde gerçekleşti. Sizin kendinizi ölçmenizi sağlar. O nedenle bunun da tahminleri var. İşte içinde bulunduğumuz yılı bitiriyoruz. Yeni bir yıl bize bekliyor. Bir dolu tahmin etmemiz, öngörmemiz gereken parametreler var. Döviz kurları ne olacak? Asgari ücret ne olacak? Enflasyon ne olacak? Borçlanma maliyetlerimiz ne olacak? Peki borç bulabilecek miyiz? Hangi koşullarda bulacağız? İşte tüm işletmeyi yönetenler bunu daha olmadan, geleceği yaşamadan öncesinde planlayarak, öngörerek size ölçmeyi sağlar işletme bütçesi. Böylelikle var olacak, olasılık dahilinde olan olumsuzlukları önceden bertaraf etmeniz
daha kolaylaşacak. Yani bütçeyi çok gözümüzde, yani bütçenin hazırlanışınızı çok gözümüzde büyütmememiz gerekir. Bir matematik işi, bir süreç işi, belli yazılımlarda yapabilirsiniz, işte belli hesaplamalarda yapabilirsiniz, Excel üzerinde yapabilirsiniz. O nedenle geleceği yaşamadan önce geleceği planlamak işletmelerin sürdürülebilirliklerindeki en önemli adım diyorum. Ve yine bir İzmir'e dair ekranlarında, finansa dair de sizlerle birlikte olduk. Başka programlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.